yepyeni tarifler ve birbirinden özel konuklarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dopdolu. Şekline hayran kalacak, tadına doyamayacaksınız. Milföylü elmalar, havucu hep böyle yapmak isteyeceksiniz. Lüle havuç salata. Hem görüntüsüne hem lezzetine hayran kalacağınız kaftalı pilav. Bu karnabaharı herkes sevecek. Tadında şifa olan körili karnabahar çorbası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında. Herkese merhabalar efendim. Öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim gönlünüzde ne yatıyorsa, kalbinizden ne geçiyorsa en hayırlı şekilde bu güzel cuma saati önce size sonra bana nasip etsin. Hasta yatağında beni izleyen kıymetli izleyicilerime Rabbimden acil şifalar diliyorum. Dertlilere de devalar diliyorum. Umarım bu cuma saatiyle birlikte bütün yükleriniz, omuzunuzdaki bütün ağırlıklar uçsun gitsin efendim. Muhteşem lezzetlere hazır mısınız? Güzel, keyifli bir yayın olacak. Çünkü bugünkü sizler için hazırladığım menü ciddi anlamda çok keyifli olacak. Çok güzel bir şekilde akacak. Hele ilk tarifimize bayılacaksınız. Biraz aşamalı gelebilir ama şöyle söyleyeyim. Oldu da böyle güzel ağır misafirler böyle geliyor ya, böyle bazen tutuşuruz ne yapsam diye düşünürken tam o esnada efendim bu tarif devreye girebilir. Hem görseli hem lezzeti gerçekten sizleri tatmin edecek efendim. Günün menüsüne bakıyoruz efendim. Hemen söylüyorum. Kaftalı pilav yapacağız. 3 aşaması olacak ama sunumda buluştuğu anda gerçekten damaklar şenlenecek efendim. Milföy elmaları yapacağız ama görselde gördüğünüz gibi gül şeklinde değil, elma şeklinde size bunu sunacağız efendim. Sonrasında lüleli bir havuç salata yapacağız. Bu nasıl mı olacak? Havucu nasıl lüle şekline getireceğiz? Yine az sonra Beyaz TV ekranlarında körülü karnabahar çorbası yapacağız. Malum artık havalar soğudu ve bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek ve ekstradan bizi dinç hissettirecek lezzetlere ihtiyacımız var. Ama yumuşak içimli olsun, ama lezzeti yerinde olsun. Damaklara da hitap etsin istiyoruz efendim. Biraz sonra bu da sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında olacak. Ben çok hazırım efendim. Birbirinden renkli tariflerim var. Hemen Serpil Hanım'ı da davet edelim stüdyoya. Serpil Hanım. Geldim efendim. Nasılsın? Böyle yapalım. Böyle mi yapalım bu sefer? Evet, bugün sabah da yapmıştık hatırlarsan. Evet. Evet, aslında bugün biz Rize'deyiz. Aslında bizi Rize'den izleyecekler bugün. Bugün biz sizin için bu yayını sürpriz çekiyoruz. Siz bize aslında sorulara mutlaka bakın. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda Rize'de olacağız efendim. Rize'den size harika lezzetler yapmaya devam edeceğiz. Bu yayın biter bitmez sorulardan takipte kalın. Evet efendim. Şimdi. Biraz uzun bir liste var. Kaftalı pilav yapıyoruz efendim. Ekrana malzeme listemiz gelsin. 400 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, kimyon, 1 çay bardağı galeta unu, garnitür kısmı ise 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 çay bardağı bezelye, yarım çay bardağı kuru üzüm sultani olacak. Bu sarılı güzel üzümler oluyor ya. 1 su bardağı soyulmuş badem, pilavı için 1 su bardağı tel şehriye, 1,5 su bardağı basmati pirinci, 3 yemek kaşığı tereyağı, toz karabiber, zerdeçal, toz kırmızı biber. Hamuru için ise efendim çok güzel bir hamur da olması gerekiyor. 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı süt tozu, 1 su bardağı ılık su. Pilavın devamı için efendim, bütün tükettim nefesimi. 2 yemek kaşığı tereyağı aralarına sürmek için, 3 yemek kaşığı sıvı yağ üzeri için, susam çörek otu, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı badem efendim soyulmuş. Serpil soymuş badem. Ben köftelerimi alıp gidiyorum. Sana hamuru bırakırım, hamur profesörü. Ben yemeği ben yemeği yapmayayım, ben listeyi saydım. Yeter. Efendim gelelim hediyemize. Tabii ki Rize'de olmamız size hediye vermemize engel değil.
Nermin'in Enfes Mutfağı'nda yok yok efendim, çok kıymetli sponsorumuzdan bu tencere seti geliyor. Biliyorsunuz ki mutfakta kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla hem sipariş edebilirsiniz, mutfağınıza kullanabilirsiniz. Katılmak için de sadece arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz ve bolca yorum yapıyorsunuz. Bu güzel enerjiyi gönderdik. Cuma'mızın en güzel saatlerinde efendim ve ben bir elimi yıkıyorum. Hamur yoğuracağım size. Serpil'im başladın maşallah. Ay Nermin çok yani... Böyle misafirlerinize layık nefis bir yemek olacağı için çok da aşaması var. O yüzden ben hızlandım. Sen şimdi bana yetişirsin. Yetişiyorum ben. Hamur dediğin nedir ki? Yani işte bak tabii. Hamur dediğin nedir ki? 5 dakikamı alacak efendim. Şöyle senin ellerimi. Senin için evet. Peçetimizi ziyan etmiyoruz. Şuraya koyuyoruz. Serpil'im bunu alır birazdan. Şimdi efendim burada aslında benim çok dikkatimi çeken bu tarifte, bu yabancı bir tarif. Evet. Bizim bir tarifimizden değil. Aslında burada onlar, biz mesela şey yapıyoruz ya, perde pilavı. Biz perde pilavında tek kalın bir hamur yapıyoruz ama onlar burada 3 kat hamuru, yani şimdi yapacağım hamuru 3 kat beze haline getirdikten sonra biraz yağda bekleyip açıp çok farklı bir şekilde kapatıyorlar. Çıtır çıtır üst zemin hamuru oluyor. Milföy hamurunu andıracak bir hamur. Evet ama bir de bizimkiler çok, biz yüksek yaparız ya mesela perde pilavını. Hı-hı. Bu hiç yüksek de değil Nermin. Hiç hiç incecik bir hamur. Ve içindeki süt tozunu... Şimdi ben... Göstereceğim. Sana destek bir de şey söylemek istiyorum. İçinde hamurun süt tozu kullanıyorsun ya. Evet. Onun böyle çıtır çıtır kızarık bir hamur olmasını sağlayacağını söylemeyi unuttun. Aynen. Çıtır çıtır kızarık. Hemen hatırlatayım bir hamur dedim sana. Efendim şimdi bakın buraya koydum. Şöyle kabartma tozum. Bu yok, kabartma tozu hayır, değil. Hayır, süt tozu. Pardon, süt tozumu ekliyorum. Bu tarifte süt tozu var. Şeker var. Şeker hamurumun daha rahat açılmasını sağlayacak. Özellikle süt tozunu ve şekeri kenarlardan ilerleyerek koydum. Orta kısma bir havuç yap... Havuz yaptım. Şöyle havuzu koyuyorum efendim. Bazen dil dönmüyor çünkü sunucu çok konuşuyor. Şöyle sıvı yağımı içerisine ay, ekliyorum. Sunucu dediğinde konuşmaz mı be? Bazen fazla konuşuyorum sanki kız. Ne yapayım? Aa, bismillah. Öyle mi sayın reji? Köz köz. Sustum tıp. Hadi. Yok annem gelsene gel. Hamuru yoğuruyoruz. Şöyle bir yoğuruyoruz hamuru. Ne yapayım ya, konuşma. Ben konuşmadan olmaz ya. Bak hamurun konuşmaya güzelliğine bak. Konuşmaya sunucu mu olur ya? Serpil'im benim ya. Şöyle efendim güzelce hamuru elden ayrılana dek yoğuracağım. Şöyle bak yavaş yavaş un ilavesi yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim kıymetli izleyicilerim. Hamur yapmak bir sanattır. Gerçekten bu sanatı da en güzel nasıl icra ederiz? Tabii ki hamur yoğurdukça açığa çıkacak bir dengedir. Benim sağ olsun anacığım çok fırça atardı bana. Ben çünkü hamur yoğururken bayağı bir yaramazlık yapardım yani. Beceremezdim ya, açıkça söyleyeyim yani. Herkes doğuştan bu işleri becermiyor Serpil. Serpil sen de orada köfte yoğuruyorsun. Hele gel şuraya köftelerimizi tokuşturalım. Al gel, al gel. Nermin, al gel. Bizim nesil acaba annesinden fırça şimdi yemeden... Sen orada ne yaptın köftede, anlat. Hemen sarımsağımı rendeledim. Ay çok özür dilerim, soğanımı rendeledim. Tuzum, karabiberim ve kimyonum var. Maydanozumu minik minik doğradım. İçine de böyle kendim tamam diyecek kadar galetonumu koydum. Güzel bir köfte yaptım. Yoğurdum şimdi. Dövüyorum da. Tamam, harikasın. Şiddete karşıyız ama olsun. Dövmeden de olmuyor değil mi Serpil? Ama bu olmaz, bu güzel özleşir. Bu özleşme... Serpil'im ben bunu ikiye böleyim yeter bence. Bence de hamur çok güzel. Çok ben güzel gidiyorum oldu. Seni darlamayayım burada. Hiç sıkıntı değil. Ben küçücük alanlarda küçük taslaşmaları seven bir kadınım. Sıkıntı yok. Efendim bakın futboldan nasıl oldu öğrendim? Çünkü bizim Keremciğim yanımda sürekli futbol izliyor. Hamur yoğururken hamurda en çok dikkat edilmesi gereken fazla sıvı veya fazla katı olmaması. Her zaman söylediğimiz bir kavram var, kulak memesi yumuşaklığı. Geleneksel bir kavram ama söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü büyükler söylemişse vardır bir bildikleri. O kıvama gelen hamuru. Bakın tezgahın üzerinde Serpil, bak çok güzel oldu hamur. Fark ettim şu an yine keyif bak, alıyor. Çok keyif alıyorum. Benim sunucunun keyfi bütün yerine geldi. Bütün stresinizi, sinirinizi burada bırakıyorsunuz efendim. Sonrasında... Bizi izliyorsunuz. Bak, bak, bak. Kahveleri kapın gelin arkadaşlar. Bu sohbet, muhabbet değil mi Nermin? Vallahi çok güzel oldu maşallah. Subhanallah. Kendi kendime hazır ediyorum. Ben köftelerimi hazırlıyorum bile Nermin. Sen köfteleri Serpil'cim yuvarlak yaptıktan sonra tavada bir miktar kızartalım. Evet, bir çevireceğim. Şimdi ben bu hamuru yaptım. Şöyle göstereyim. Ölçülerimi bunu ben ikiye bölmem gerekiyor kıymetli izleyicilerim. Bu üç aşamadan oluşan bir tarif olacak. Bir yandan ben Serpil'e tavayı açayım ki...
Ben büyükte yapacağım. Siyahta yapayım diyorum. Senin tavan alayım mı? Olur, ben vereyim. Bunlar zaten benim. Hı. Ama bunlardan size de hediye ediyorum. Sağ olsun sponsorumuz efendim. Bir ay boyunca hatta... Tamam, temiz ama bir rica etsem suyu tutabilir misin canım? Tabii. Kullanacağım diye yıkarım çünkü. Niye bu bizim tüp gözükmüyor sanki? O bir nazlanıyor annesi bu aralar. Evet efendim, şöyle bir... Sadece çalkalamak. Çalkaladık. İstersen sen pilavına da geçebilirsin abi. Var. Şu hamurumu bir şey yapamadım. Sana doğru geldim. Ben senin de olsam kaseye kafasına geçiririm o hamuru. Orada dinlensin. Şimdi burada serpil köftelerimizi yaptı. Burada tavamız ısınıyor. İçerisine birazdan yağını koyacağım. Ben burada güzel bir hamur yaptım ama bu hamuru ikiye böleceğim. Ben hemen o ikiye bölme kısmını göstereyim serpilim. Sonrasında koyayım o kenarda beklesinler. Tamam canım. Bak şöyle hamurun iyice özleştiğini ve ciddi anlamda güzel olduğunu şu içindeki yoğunluktan anlayabilirsiniz. O yüzden nacizane tavsiyem, hamurunuzu böldüğünüzde bu şekilde temiz bir görüntü görüyorsanız hamur bence rahatlıkla açılabilecek anlamına geliyor. Şöyle iki beze yapıyorum. Allah'ım şu avucun ortasını alıp çevirmem var ya Nermin. Görünce çok böyle canım çekiyor. Diyorum ki yaparım ben onu. Geçen bunu... Ama taktik öyle olmuyor canım. Hüseyin Hoca çekmiş, çok hoşuma gitti. Çok güzel gözüküyor. Bir de elim nasıl çalışıyor böyle. İşte bu diyorum ya, zamanla aslında yani. Her şey zamanla değil mi? Kimse annesinin karnında bunu bilerek doğmuyor yani. Yok, o konuda haklısın. Herkes bir şekilde yoruyordu. Ben senin yoğurma tekniğini seviyorum ama şey gibi böyle. Hani en baştan öğrendiğin teknik ya senin o. O tabii. Sana çok kolay geliyor mesela. Bunlar burada beklesin. Ben pilavını yapacağım. Birazdan bunu açma. Aslında yağlasam mı? Dur yağlayayım. Dur, ha, su geçir kafasına dursun. Ne olacak ki? Geçireyim mi, öyle mi yapayım? Ha, yani bence daha iyi. Nasıl? Yok, sayamam. Çok konuşuyorum ben. Ay. Çok konuşuyorum ben. Reji diyor ki pilavı bir daha anlatır mısın? Yok dedim, anlatamam. Küstür mü sen onlara? Sen beni küstürdün. Sen oyna. Efendim bakın, şöyle hamuru ters düz iki elimle şöyle yağlıyorum. Üzerine diğer hamurumu da aynı şekilde yağlıyorum. Şöyle. Benim size küsmem izleyicime yanlış olur. O yüzden izleyicim için konuşacağım. Sizin için konuşuyorum. Türkiye için konuşuyorum. Boş verin siz rejiyi. Siz benim koşmamı seviyorsunuz. Bekle, geleceğim. Hemen elimi yıkıyorum, pilava geliyorum. Sen pilavını, ben köftelerimi. Hamurumuz çok güzel oldu. İyice özleştirdik. Güzelce yoğurduk, yağladık. Üst üste iki bezeyi koyduk. Böyle kendi kafa kafaya versinler orada, yumuşasınlar. Omuz biz omuza. De burada Serpil'le şimdi efendim ne yapacağız? Pilavımızın kalan kısımlarını hazırlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. O benim. Teşekkür ederim. Bana yeterli o. Döküyorum. Köfteler için. Senin pilav malzemelerin hemen yanında Celiko. Evet. Şimdi burada ben tereyağı kullanacağım pilavımda. Aslında pilavın renginin bir tık sarı olmasını istiyorum. İçerisinde o yüzden safran da mevcut. Üç aşamadan oluşan bir pilav. Bizim perde pilavını anımsatsa da alakası yok. Çünkü buradaki hamur daha çıtır çıtır ince bir hamur olacak. Evet. İçerisinde ekstradan köftesi olacak. Ve pilavında şehriye kullanacağız. Tereyağını aldık. Tereyağının üzerine sıvı yağını ekledim kıymetli izleyicilerim. Ve hemen çekmeceden son teknoloji... Tahta kaşığımı aldım. Böyle bizde hep son teknoloji. En son bizde. Efendim. Geldim. Hemen köftelerimi atıyorum. Aynen. Tereyağımla yağım burada güzelce kendini salacak. Bir taraftan köftelerim top gibi olmuş maşallah. Hemen onları kızartalım. Şöyle yapayım. Dur annesi. Ay. Saçıramasın dedim ama. Elimi yıkadım. Elimden su geldi galiba. Şimdi böyle yardım edeyim. Terpilim yanmasın gözümün nuru. Şimdi efendim burada da bakın. Arpa şehriye koyduk. Ben küçükken en çok dikkatimi ne çekerdi? Annem bunları kavururken. Diyordum ki niye bu kadar bu şehriyeyi, arpa değil bu tel pardon, pembeleştiriyor diyordum. Meğerse o pilavdan bir tık koyu olacak ki hem aroması çıksın hem de kokusu pilavı lezzetlendirsin efendim. Bir de tel şehriye şöyle bir şey... Anında yanıyor. Bunu istemediğimiz için sürekli karıştırıp göz temasını ayırmayın. Şöyle sürekli karıştırıyorum hocam şu an. Birazcık pembeleştiğinde bak şurada. Misket gibi köftelerim.
Böyle Ayşe Tüter abla gelecek bize. Oynama öyle tavayla Serpil diye. Bu sefer bana kızacak. Canım benim ya. Çok seviyorum. Şöyle güzelce pembeleştirmeye devam ediyoruz. Basmati pirincimi Serpil'im yıkamış. Şöyle hatta bir katır kutur olmuş. Şöyle bir elimle açıyorum. Ama arpa tel şehriyem iyice kavrulmadan koymak olmaz. Garnitürü de şimdi köfteyle buluşturacağız değil mi? Bu tavada bir soteleyeceğim ama. Tamam. Bir böyle köftenin yağına bir bulaşsınlar hani. Biz lezzeti aşağı çıkarmayı seven tabii. Bir bak programımız. O gün kaldı burada mesela. Hı hı. Yavrum bak hiç gidesi yok. Koku güzel mi anneciğim? Hı. Beğendin mi? Böyle bir gözü de kapalı çekiyor böyle. Allah aktı elin işte zor. Serpil bu niye köpürdü? Aa, tereyağı, kiki tereyağı Nermin'ciğim. Elhamdülillah, kikisi bizde efendim. Hakiki tereyağı Nermin'de Efes Mutfağı'nda efendim. Misafirimiz var şimdi beyefendiye şey yapmayalım. Hemen ikram edelim. Tabii, canımız, birazdan sponsorumuz. Efendim geliyor sizden. Evet. Ziyaretimize kendisinden geldi. Kendisinden söz aldım çok yakın zamanda. Hı. Bütün izleyicilerimize... Sürpriz kalsın, söylemeyin. Ama ne hediye edeceğimizi söyleyelim. Hayır söyleme. Tamam, bence bizi izlemede kalsınlar lütfen. Tamam bizi izlemede kalın. Ben ağzımda hiçbir şey tutamam. Ağzımda bakla ıslanmaz benim. Şimdi kıymetli sponsorumuz. Böyle milyonların önünde her şeyi yumurtlarım yani. Hiç sıkıntı yok. Efendim bu kavruluyor. Böyle bakın biraz daha böyle kahve rengi bal, olacak. Bal. Şöyle. Anneciğim izliyor mu acaba? İzliyorsa beğenmez şimdi. Serpil güzel çalışalım. Benim aslında köftelerim oldu. Annem kurban olayım. Hiç kafesli kadın değil ki. Beğenmez diyorum da. Vallahi hiç değil. Bir şey söyleyeyim mi? Şey mi? Yani ya görgülü kadın. Neyin kafesini yapacak ki? Bugün de böyle bahar gibi giyindim Serpil. Ama renklerin azıcık sonbaharı. Mübarek cuma. Sarılar falan ha? Evet, evet. Bu böyle güz rengidir ya. Bak böyle giyindim. Elbiseni bir beğendim. Böyle. Biraz daha kiloyu. Gel gel yandı. Sen niye söylemiyorsunuz bize yandı? O gün aşk olsun. Benim aktüel canım aktüel. Niye yaktın benim şeyimi? Hemen koyayım. Yanmadı. Tam istediğim gibi oldu. Bu böyledir. Sever hemen yanmasın. Aha hanem. Efendim pirincimizi koyduk. Neden basmati kullanıyoruz? Çünkü gerçekten bu yabancı bir tarif ve onların en çok kullandıkları pirinçler. Yani, komşu ülkemiz. Komşu ülke İran, Arapların kullanmış olduğu pirinç. Bakın şu an tam istediğim gibi görüntü şu an. Tel şehriyelerim tam böyle kahverengi oldu. İçerisine şu aşamada tuzumu ilave ediyorum. Baharatlarımı da şimdi koyacağım. Serpil suyu alabilir miyim? Tamam ben burada bademlerimi bir çeviriyorum. Hı-hı. Bademleri koyalım. Oraya bir kuru hemen üzümü de ekleyeceğiz. Buraya alacağım onu. Bakın istediğim görüntü bu. Serpil şimdi bana suyunu verecek. Al canım içi. Hı. Bu sende. Burada efendim devreye kimyon, toz biber ve zerdeçal da giriyor ki rengini bir tık kırmak istiyorum. Yabancı bir tarif olduğunu daha önce söylemiştim. Hazırlanması aşağı yukarı 20 dakika. Ön hazırlığı da 10 dakika olsa. Yani 30 dakika içerisinde böyle sunum ağırlıklı bir lezzet yapabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakikada bu krallara yarışır sofraya hazır etmiş olabilirsiniz. Ağzınıza lay. Nermin ben burada boşa çıkmayayım. Tavanımı dizeyim mi? Diz. Ne dersin? Ama önce hamuru koyacağız. Yok şeyi. Şöyle. Bademlerimi falan. Ha bademleri dizelim. Tabii. Bu şimdi... oldu bence. Bunun ağzını da kapatalım Serpil Hanım. Senin kapağın nerede? Yanında mı? Şunu da ben sana vereyim. Bana bu yağı eritirsen ben de hamurumu açmaya başlayayım harekatları için. O ya senin yağın. Şu tereyağı niye hamura verdik ki? Üstüne... Gel. Eritmeyelim ya. Yumuşamış ya. Direkt elimle yapayım. Bak şöyle iki kat yaptık. Kıymetli izleyicim bu kısım bu önemli. Bu bizim için yeterli mi sözünü bak, kesiyorum. Bak birazını buraya koyuyorum. Hı. Bir tık daha pembeleştirebilirsin. Evet. Hı. Bakın şimdi elimle büyütüyorum bu hamuru. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Biraz da sıvı yağ gezdirir misin Serpil? Şey onu biraz bekletseydik. Kilomuz olacak ya. Hı hı. Dök. Şöyle açayım. Servis tabağı yapıp bırakmalısın bence ne dersin? Şöyle yapacağım aynen. Alıyorum öyle. Canım bunu. Tamam onu alalım o güzel pembeleşti. Köftelerimin. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir kap getiriyorum hemen. Size İki buraya... kat niye yapıyorum? Çünkü bunu şimdi bir katlama tekniğiyle daha çok katlara ulaştıracağım. Ne kadar çok katlarsak o kadar kat kat bir hamur elde edeceğim. Şöyle biraz daha dökeyim.
Nermin'cim ben buraya garnitürlerimi de aynı tavada devam ediyorum. Tamam. Son 15 dakikamız saat yanım. Bence hemen. Artık ben hamuru açayım, sen de onu yap. Bademleri diz. Şöyle. Tamam. Sonra diğer tarifimiz ne? Arkadaki Milföy'den harika bir elma lezzeti yapacağız. Misafirimiz var Nermin, bezelyem kaçtı. Öyle mi? Bademim de kaçtı. Ya misafir bekliyor sadece. Şöyle bakın açıyorum efendim. Kıymetli izleyicilerim, elimle hamuru açıyorum. İncecik bir hamur elde edeceğim. Bunu böyle bir katlama tekniği var, onu göstereyim. Burada hamuru şöyle bir katlıyoruz. Katladığımız her kata çıtır çıtır olması için tereyağını sürüyorum. Şöyle. Şöyle. Yalnız tırnaklarım falan kısacık, tertemiz, mis gibi. Elimiz sürekli suda. O yüzden ellerimizle haşır neşir edebiliyorum. Bu pilavımızın dış katmanı olacak. Evet, şu an benim istediğim kıvamda. Evet. Şöyle burada birazcık beklesin yağıyla. Serpil bademleri diziyor. Dediğim gibi perde pilavını anımsatsa da perde pilavıyla çok alakalı değil. Bu pilavı artık bitirip fırına göndermemiz lazım. Evet. Ben diğer tarife de geçerim şimdi zaten. Milföy'le elmalar yapıyoruz efendim. Görüntü olarak merak edenler birazdan ekranda kalsın. Harika bir sanat eseri hazırlayacağız efendim. Açayım mı hamurumu Serpil'im? Bana uyar. Benim tamam. Şeyim yetişti. Bunu kapatalım tamam. İstiyorsan. Neyle açayım? Merdane kullanayım. Daha rahat edersin. Hı. Üst çekmeceye hazır koymuştuk. İyi ki bir anam merdane almış. Nermin'in çeyizi o vallahi. Şimdi bakın burada kat kat yaptığımız hamuru şöyle açıyoruz. Bunu zeminde kullanacağız. Çıtır çıtır bir lezzet olacak. Şöyle. Evet. Şöyle. Hamuru çok dinlendiremediğimiz için de kopmalar oldu. Şimdi onu zemine alacağız Serpil'e. Yapışıyor Serpil'im. Bunun altına şey bizim sil patımız vardı. Onu açsa mıydık? Ters çevirirken daha rahat çevirirdik. Var var, hepsi var. Anlamadım niye böyle oldu. Bir alayım mı sil patı? Şey olmasın. Büyütürsem bir daha alamam tabana. Kağıdımızın üstünde de yapardık. Öyle yapalım. Hı-hı. Dur canım, dur. Süremiz ilerliyor ve son 10 dakika artık bunu tepsi almamız lazım. Orada çok uğraşmayalım Serpil'cim, hadi. Ama şey... Neyse. Nasıl geçti anlamıyorsun değil mi Serpil? Yok anlamadım zaten. Valla bizim yayın böyle işte Serpil'im. Olmadı şey de yaparız ya. Reklam dönüşü de fırına atıveririz. Hemen her şeyimiz hazır. Her hı-hı. Şeyimiz. Şöyle. Şimdi bunu fırın kabının içerisine alacağım için. O yüzden pişirme kağıdına serdim. Çıtır çıtır incecik bir hamur olacak. Evet. Burası tamamdır Nermin Hanımcığım. Hemen size bunu alalım. Hazır ve nazır getir bekliyorum. Getir Serpil, üstüne serelim bunu. Kesmeyelim bence hiç. Tamam. Ben kenardan kapatacağız. Ters çevireceğiz çünkü hamurumuzu. Yapışmaz değil mi Serpil? Onu biraz dinlendirelim. İstiyorsan reklam dönüşü koyalım. Bence her şeyimiz hazır. Çok bak, aşamalı ama çok lezzetli. Fırına göndermeyelim mi? Biz elmalarımızı tamam. Yapana kadar o dinlensin istiyorsan. Tamam. Bak, bu benim fikrim. Oraya o zaman burada bu dursun. Oraya hazırlayalım malzemeyi. Burası kirli zaten. Yağlandı diye aha. Diyorsun. Doğru. Hiç orada şey yapmayalım. Hemen. Evet. Bu arada ben böyle söyledim ama yönetmenimiz yapımcımız. Ya fırına verseydik pişerdi. Bir an önce. Gel verelim ya. Tut sen bana yardım ben et. Ben şunu bana alayım bir saniye hemen. Böyle. Geldim. Şöyle uzunlamasına koyalım bence. Koydum. Şöyle. Evet. Enteresan. Şöyle. Daha mı sert olmalıydı? Şöyle yapıyoruz. Evet. İncecik bir hamur zeminde açıyoruz efendim. Hmm. Pilavımızın soğuması gerekiyor. Şöyle. Sürede. Hı-hı. Evet. Şimdi Serpil pilavın piştiyse şey yapalım. Yok. Önce bunlar. Getir.
Hemen evine bakalım. Başlayalım mı? Verelim. Onlar karışık gelecek. Pilav şey olacak ya ters çevirdiğimizde. Şunların ikisini o zaman burada harmanlayalım. Hoppa. Şöyle güzelce yerleştiriyoruz kıymetli izleyicilerim. Ben de kuru üzümlü garnitürüm ve kavrulmuş bademimi aralara serpiştireyim. Kestiğinizde böyle efsane bir görüntü olacak. Bakın. Şimdi kalanı hamurla üstünü de kapatacağız. Tam mesafelerinize uygun bir ana yemek. Sofralar şenlenecek efendim bu pilavla. Evet, hemen girmeliyiz diğer tarafa artık. Biraz hemen. Son dakikalar serpilir. Evet tamam. Ne yapalım yetişmiyor değil mi böyle uzun yemeklerde? Evet. Ben şöyle yapayım. Pilava bir bakalım. Oo, pilav da olmuş zaten. Aman ya Rabbim. Şöyle gösteriyorum. Bence bu da olmuş Serpil. Tamam. Şöyle bir... İlk karını çıkartalım. Bunu Serpil fırına verirken ben de diğer malzemelerimi hızlıca sayacağım efendim. Dumanı üstünde safranlı bir harika iç pilav hazırladık. Direkt garnitür ve köfteyi hamurumuzun üstüne koyduk. Efsane görselle devam ediyoruz efendim. Şöyle ellerimi bir yıkayayım. Şu büyük olabilir. Bir de şunu vereyim sana. Şöyle hemen sayıyorum efendim. Milföy elmalarında 6 adet milföy hamurumuz var. 3 yemek kaşığı akça ağacı şurubumuz var. 3 adet kırmızı elma, 1 yumurta sarısı. Üzeri için ise 2 yemek kaşığı toz şeker ve pudra şekerinden ulaşan ana malzemelerimiz var. Onu koyarsan hamurumuz şey olabilir. İşte biraz önce ben de tam olarak onu söylüyordum ama da. Ama pişirmemiz gerekiyor. Bir an önce onu fırına göndermemiz lazım. Evet, şöyle... Burada efendim milföy hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Şöyle bir tane büyük yapıyoruz halkamızı. Bir tane de küçük yapacağız üstüne. Hangi fırına alacağız, tepsiye alacağız Serpil'cim bunu? Normal fırın tepsisi olur. Şöyle yapacağız. Altta hazır hemen. Böyle. Bu kenarda kalan parçaları da mutlaka şey yapın. Yaprak yapacağız. Kullanın, değerlendirin. Şöyle. Evet. Hemen buraya alıyorum. Şöyle şurasını kesiyorum. Elmamızın uç kısmı. Şöyle. Üçgenlerimizi yapıyoruz burada. Evet. Bütün hamurları aynı şekilde. Elmaları da dilimleyeceğiz şimdi. Evet. Kaç dakikamız var? Son 5 dakikamız. Tamam. Şöyle. Nasıl? Onun üstüne ekstradan bir parça hamur yapacağım Serpil'cim. Bir dakika. Şöyle birazcık kabımız büyük geldi. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şimdi Serpil elmaları dilimlersek... Bunu da bıraktık. Aynı şekilde buradan da bir parça koparıyoruz. Bence iki tane daha yapayım yeter. Altılı olsun. Şey milföyle de kapatabiliriz. Serpil uğraşmasaydın. Burada var. Hemen hemen bir dakikada. Şöyle hazır. Hemen. Bir tık. Milföyle yaparız diyor. Uğraşmasaydı diyor. Elmaları dilimleyelim. Öyle. Tabii. Şimdi ver aşkım.
Elmalarımızı dilimleyelim. Şimdi ben onlardan yaprak yapacağım. Çok güzel bir yaprak görseli geliyor efendim. Evet. Şöyle. Buraya da bastırıyorsunuz. Aslında bunu bir bardakla yapabilirsiniz. Bir tane küçük olur diye düşündüm kase, ama. Bir tane bardak. Hani ring olmayan evde bunlarla da yapabilir yani. Şöyle. Evet. 6 tane kadar biz hazırladık. Zeminde zaten şimdi kullanacağız şurubumuzu. Şöyle çok güzel bakın yapraklarımız var. Şöyle. Ve bak şuraya koyuyorum. Onu yumurtayla yapıştırırız. Yumurta sarısı süreceğiz ya. Bak ne güzel oldu. Yaprak yapmak sanattır aslında. Eskiden yaprak kurabiyeler falan çıkmıştı, hatırlıyor musun bir ara? Ne kadar güzeldi onların görselleri. Şöyle bakın. Şurada kalan hamurları burada bu şekilde yaprak yaparak da değerlendirebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerim. Ve şu an elma dilimleri geliyor. Elma dilimleri. O kalan üçgen kısımları parmağınızla kapatıp. Sen hemen şu şeyi sürersen Nermin, ben elmalarını dizerim. Tamam. Akçaağaç şurubumuzu. Hemen sürüyorum. Son 3 dakikanız çabuk geçti. Bu aşamalı yemeklerde böyle oluyor. Hemen geçiyor. Şöyle şurubumuzu. Elmaları tutsunları. Evet. Şöyle bakın şuraya koyuyorsunuz. Bunlar elmayı üstünde tutacak olan zemin. Tam kenarlarına geçirmeden kıymetli izleyicilerim elmaları dizeceğim. Oralara yumurta gelecek. Oy, oy, şöyle oy, değişelim oy. Ben de yanına geleyim. Şöyle. Şöyle. Kat kat bir görüntü istiyorum. Elmaları mümkün mertebe ince yapın. Böyle. Şunun üstüne gitsene Serpil. Geldim bir saniye, ben şimdi benimkini bitireceğim. Tamam. Sana geleceğim yardıma. Şöyle. Bakın görüntü bu. Ama elmaları mümkün mertebe çok ince doğramanızı öneriyoruz. Geleyim sana. Daha elmam kalmadı. Alayım ben şuradan. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Efsane. Ay elini keseceğim. Heyecanlandım son dakikalar olunca, biliyorsun beni heyecan sarıyor. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Yumurta. Biz bunun hepsini hazırlayalım. Kenarına güzelce yumurta sarısı, pardon. Evet. Kenarına güzelce yumurta sarısı sürelim. Evet efendim, şöyle elmalarımızı da hemen fırına gönderiyoruz. Yakından çekelim mi? Bir gel. Bir gör. Gel gel. Of 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 of. Bunlar şimdi nar gibi kızarsın. Ne yapıyoruz Serpil'im? Hemen çorbamızı yapıyoruz. Köreli karnabahar çorba. Şimdi biz karnabahar çorbası yapacağız ama bunu güzelce rondodan geçireceğimiz için parçaları çok önemli değil. Mümkün mertebe minik doğrayabilirsiniz rondodan rahat geçebilmesi için. Köreli karnabahar çorbası için 1 adet orta boy karnabahar, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı köri, tuz, karabiber, üzeri için ise zeytinyağı, toz kırmızı biberimiz olacak. Kıymetli izleyicilerim, hemen şöyle çorbamızın altını açalım. Ben şöyle iri doğrayacağım. Aynen, iri iri olabilir. Buradan da ben hemen şöyle yağımı ekliyorum. Tereyağımı koyuyorum üzerine ve güzelce eritelim. Soğanı bir miktar karamelize edeceğiz. Çünkü inanılmaz güzel oluyor. Şu an tencerede lezzet zinciri oluşuyor. Serpil doğradı soğanlarımızı iri iri, içerisine ilave ediyoruz. Evet, blenderdan geçireceğimiz için ben iri yaptım. Aynen, ben de burada sarımsaklarımı bir... Her seferinde saatim fırlıyor. Ne fırlamaya meraklısın. Şöyle efendim. Böyle minik minik eziyoruz. Bunları da aynı şekilde rondodan geçeceği için içerisine ekliyorum. Soğan, sarımsak burada güzelce nar gibi pişiyor Serpil'im. Biz de burada küçültelim bunları, bir tık küçülteyim ben. Değil mi? Sen onları kavururken. Fark ettim, çok içine sinmedi. Ya rondomuz
Başımızı ağrıtmasın. Daha iri bırakırız da bir şey olmaz ya. O kadarını becerir. Ben sana sıcak su hazırladım. Şöyle. Bunu alayım. Aynen. O da olur. Abi tavada getireyim. Sosumuzu hazırlayayım. Bir miktar süt koyacağız. İçerisine süt karnabaharın hem kokusunu alacak hem de yumuşatacak. Çocuklar hani genelde o kokudan rahatsız oluyorlar ya. Biz sütle o kokuyu ortadan kaldırmış olacağız. Tuz ve karabiber karnabaharı çok sever. Tuz ve karabiberin içerisine ilave edeceğiz. Ve sonrasında efendim lüle bir salata yapacağım size. Gerçekten görüntüsüyle büyüleyecek, sofraların yıldızı olacak diyebileceğim bir tarif paylaşacağım. Az sonra sizler için efendim Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda. Nermin peki krema kullanmıyoruz. Bak bu fikir de çok güzel. Sütlü. Süt krema görevi de görecek. Aynen öyle, aynen öyle. Biraz kavrulacağım mı ekleyinle? Bence hepsini birlikte ben kavurabilirim. Tamam, kavurabilirsen daha ekliyorum. Daha şey olur. Bu karnabahar bana çok geldi. Ben bir miktarını daha koyayım. Ha, sonra koyalım, koyalım. Hepsini koyalım mı? Yani hepsi değilse de değil mi? Ya dedim tencerem rahat hareket etsin. Tamam. Bir de biz bunun aslında şeyini yapıyorduk ya. Karnabaharı başamel sosla birlikte un kavuruyorduk falan. Karnabahar gratin. Hafiften bu karnabaharı şey yapıyoruz hani önden haşlıyoruz. Yumuşatıyoruz üstüne de başamel aynen kaşar peyniri falan. Of bence kalsın vakit kalırsa ondan yapalım küçük bir fırın kabına. Şey ona o zaman benim haşlamam lazım. Kaşarlı finalde de böyle üzerine. Aynen şunu olmadı bir tencereye koyalım bence o çorba için niyetim yeterli. Niyetim var galiba. Aynen şunu ben yapalım. Ben getireyim küçük tencere. Sen bir getir küçük tencere çünkü o çıkacak gibi geliyor. Onda zaten hiçbir şey yok. İçerisinde un falan kavuracağız sadece. Ay çok güzel olacak. Canım da çekti. Ben onu çocuklara normal patates diye yutturabiliyorum biliyor musun? Yiyorlar. Patates diye mi? Yani böyle patatesli gratin yapıyoruz ya. Ha ama ya da fırın makarna diye. Yiyorlar yani. Bu böyle yemezler mesela benimkiler. Vay ben çiğ bile yerim Nermi. Çok severim. Bunu da içerisine koyuyorum efendim. Burada da size çok güzel bir gratin yapacağım. Beşamel sosunu birlikte hazırlayacağım. Karnabaharı iki aşamada kullanmış olacağım. Çünkü karnabahar çok böyle biliyorsunuz küçükleri çok iyi olmuyor. Bir tık büyük de aldığınızda fazla kalıyor elinizde. Biz onu ortadan kaldırıyoruz. Bir tarafta da harika bir gratin yapacağız. Serpil onu bana suya koydu. Şöyle. Bak ne getiriyorum sana bekle. Burada biraz soğan ve karnabahar tereyağında ve hafif yağıyla kızarıyor. Lezzetleri açığa çıkaracağımız efsane bir lezzet. Şöyle göstereyim. Karabiber ve tuzumuz var. Onu da güzelce harmanladık. Şöyle bir karıştırıyorum. Wow, koku muhteşem. Kimyon olmazsa olmaz. Onu da böyle güzelce harmanlıyoruz. Baharatlarla da bir miktar kavurduktan sonra içerisine sıcak suyunu ve lezzeti bir tık daha kremalı çorba görüntüsüne getirebilmesi için bir su bardağı kadar da sütümüzü ekleyeceğiz. Şu an bütün lezzetler burada. Şöyle bir harmanlanıyor. Kalan karnabaharlarım içine mi atıyorsun? Ağaç ağaç oluyor ya bunlar. Brokoli ve bu çok değişik değil mi? Vallahi ben ağaç görüntüsünde benim böyle bulut ağaçlar aklıma geliyor. Sebzenin en güzel hali olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ve bugünkü menümüz gerçekten çok kuvvetli bir menü. Bir yandan da üzerine birazdan çorbamızın yağ yakacağız. Şöyle tavamın içerisine alıyorum yağını. Çorbayı güzelce rondodan geçirdikten sonra toz biberle birlikte hazırlayacağız. Sonra şey yapayım mı? Beşamel malzemesi getireyim mi? Olur. Bir su bardağı. İki hatta yapalım. İki su bardağı süt yapalım. Ha Allah razı olsun. Şöyle yapalım mı? Bu ne böyle? Oradan kime yaptım bunu? Ne zaman yaptın? Şimdi öyle onlara bir göz daha verdim. Ben hiçbir şey aramızda kalmıyor. Şimdi döndü ya arkasına. Ha, ben sizi sorarım. Bir bakışı attım. Bir şey sordum. Evet efendim güzelce kavurdum. Tereyağı vereyim un getireyim. Bunun üstüne su istiyorum aşkım. Su geliyor. Geliyor bak ben sana veriyorum. Evet bunun üstüne suyla beraber. Valla bugün niye bu su kadar suçladı anlamadım Serpil. Olsun. Bak kokuya bak. Aman. Yıkılıyor efendim yıkılıyor. Ya kimse demez karnabahar çorbası. Kimse demez. Rahatlıkla bu tarifi deneyin derim.
Hele şimdi bir beşamel sos yapacağım Serp ile. Tereyağı verecek birazcık sıvı yağ. Bir su bardağı kadar undan yapacağım. Çünkü küçük bir fırın kabının içerisine hazırlayacağım Serpilciğimle. Evet. Gidin tereyağımı da getireyim de. Getir. Aa, dur şekeri. Mis gibi kokuyor. Efendim şöyle karıştırıyoruz. Soğanın o karamelize halini çok seviyorum. Sizler de benim gibi o soğanın hafif damakta bıraktığı şekerli karamel tadını seviyorsanız burada bu ön kavurma işlemi yıkılıyor efendim. 5 günlük yola gidelim soğan şey için. Aa konuşamadım. Kaldım. Otur. Sıfır. Gelsin sana çözme birazdan. Çözme soğan. Birazdan yorum gelsin. Hah, konuşamadı diyecekler. Daha ne yapalım? Nasıl canlanalım? Sunucu çok konuşuyor dedin sen değil mi? Nazar ettin. Maşallah de. Maşallah de. Şimdi sayın canım. Sayın Reji. İçi. Hemen ben. Şu fırına bir bakalım mı? Gel. Sen Ebu fırına Bekir, bak. Gel. Ben de hemen gel buraya. Gel bir fırına bakalım. Serpil şunu bir tık alta almanı istiyorum. Biliyorum. Zemin kızarsın. Aman yarabbim Nermin'in enfes mutfağında ne pilavı yapıyorduk? Kaftalı pilavı. Kaftalı pilavı yapıyoruz efendim. İçinde hem köfte hem de garnitür var. Serpil canım. Tutacaklarla şunu bir tık alta alalım. Üstü çok güzel kızarmış. Altını da güzelce kızarttıktan sonra servis hazır edeceğiz. Ters çevireceğiz pilavımızı. Alayım şimdi mı şunu üstten? Yok, gerek yok ki. Elin yanmasın aşkım. Vay 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 vay. Çıtır çıtır efendim kaftalı pilavımız hazırlanıyor. Bakıldığında birazcık böyle şeyi anımsatsa da şöyle söyleyeyim. Perde pilavını ama perde pilavıyla yakından alakası yok. Diğer yanda da elmalarımız burada güzelce pişmeye devam ediyor. Elmalar biraz daha böyle nar ekşisi şeklinde pişecek. Onun da bir tık ayarını arttırıyorum. Ve çorbamla devam ediyorum. Buradan suyumu alıyorum. Evet, burası da hazır Nermin Hanımcığım. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Süt lazım herhalde sadece oraya. Bu sana süt. Şöyle sütümüzü suyla birlikte veriyoruz. Neden önce sütünü vermedim? Kesilme olabilir diye. Önce suyunu, sonra Serp hemen akabinde. Sütünü verdi. Burada bir taşım kadar kaynatacağım çorbamı. Oraya da 3 yemek kaşığı kadar un koymamız benim için yeterli Serpciğim. Evet, bir bak istersen hemen. Yaklaşık bir su bardağı o su bardağına süt koyabiliriz. Vereceğim. Geliyorum. Bu yeterli Serpil. İyi mi diyorsun? Hı-hı. Tamam şurada bekletiyorum. Evet. Buraya gideyim süt doldurayım diyeyim. Şimdi burada beşamel sos yaparken hep söylediğim ince bir detay var. Tereyağını ve sıvı yağ ile birlikte eritmeniz gerekiyor ki yanık olmasın tereyağınız. Ve unu bir tık ben beşamel sosla kavuruyorum. Çünkü un kokusunu sevmeyen beyler var. Özellikle hanımlardan ben bu mesajı çok alıyorum. Diyorlar ki eşim un kokusu olduğu için beşamel sosu ne makarna yiyor ne garnitürü yiyor. Ben de onlara diyorum ki tereyağıyla ununuzu güzelce kavurduktan sonra yani helva yapar gibi bir miktar o kokusunu çıkarttıktan sonra çok güzel oluyor değil mi Serpil? Biz hep böyle yapıyoruz. Ben şey severim ama beşamel severim zaten. Evet ben bir severim. Fırın kabı alayım geleyim. Olur. Karnabaharlarımız artık yeter. Olur. Çünkü biraz şöyle. Fırın yolculuğu da yapsın. Bak şöyle bak mis. Acaba şunu mu koysak? Şunu şuradan tutayım elim yanmasın. Olabilir onun içinde yapılabilir ama bir tık daha mı kaynası sence? Yani. Sen gerçi al dente seviyorsun. Yok ondan değil ama şey diye. Buna da gitmiş şöyle, ya. Bakın bir miktar kavuruyorum. Şimdi Serpil'den sütünü isteyeceğim yavaş yavaş yandan ilave etmesini. O süt bir tık az gelebilir unumuz tepeleme olduğu için. Olsun bol şeyle yaparız. Bir tık daha. Tuzunu da eklesek mi? Serpil Hanımcığım beşamel sosumuzun tuzunu veriyor. Karabiber koyabilirsiniz çok yakışıyor ama bence karabiberin o beyaz olanı var ya. Akbiber. Akbiber olarak kullanırsanız bu sefer kararmamış oluyor. Tabii bence koyalım. Ha, pilav gibi koyalım. Evet, şey... Bismillahirrahmanirrahim. Helva gibi. İyice un kokusunu çıkardım. Şimdi burada hızlıca karıştırmanız gerekiyor. Neden? Topak topak olmaması için. Şöyle hemen. Bakın. Şöyle güzelce. Yeter mi süt ekleyeyim mi sence? Vallahi bir tarif daha çıkardık burada. Çok güzel oldu. Bence süt de yetti gibi. Çünkü bizim 2 su bardağı kadar o büyük bardağımız. Bu 2 su bardağı evet. Tabii. O yüzden o da bana kafi gibi geldi.
Evet efendim, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda ne yaptık? Kaftalı bir pilav hazırladık. Alt hamuru katlamalı bir şekilde üst üste getirdiniz. Güzelce yağladınız ve incecik açtınız. Sonrasında zemine bademleri dizdiniz. Şöyle kotluların susamlarını dizdiniz ve hamuru üstüne yerleştirdiniz. Köfteyi, garnitürünü zemin kısmına, hamurun üstüne koyduktan sonra güzel bir şehriyeli iç pilav yaptık. Şehriyeli iç pilavı yaparken şöyle hazırlandık. Yine tereyağıyla sıvı yağını birazcık şehriyeleri pembeleştirene kadar kavurduk. Üzerine pirinç pilavını koyduk. Tuzunu koyduk. Baharatları vardı. Onu da ekledik. Safran hafiften ya da zerdeçal ekleyin ki sarımsı görüntüyü elde edelim. Ondan sonra efendim kapattık üzerine. Biz hamurumuz bir tık az gelmişti. Birazcık da hamur yoğurup kenarlarını böyle güzelce kapattıktan sonra fırına verdik. 200 dereceye çekebilirsiniz. İlk etapta 180 ile başlayıp 200 derecede nar gibi kızardıktan sonra fırından alacaksınız. Bir yandan da hemen milföy elmalarını hazırladık. Milföy elmaları için milföy yaprağımız vardı. Üzerine akça ağacı şurubunu gezdirdik. Elmaları dizdik. Efsane görselle fırına verdik. Şimdi geldik hemen dönüşte ne yaptık? Burada da efendim güzel bir karnabahar çorbasıyla giriş yaptık. Zeminde unumuzu kavurduk. Tereyağımızla birlikte soğanımızı ekledik. Pardon, un kavurmadık. Tereyağımızı ekledik. Soğanlarımızı kavurduk. Karnabaharları içerisine koyduk. Ve en son aşamada sütümüzü suyumuzla birlikte verdik. Karnabahar çok gözüme gözüktüğü için kenarda da karnabahar gratin hazırlayacağız dedik. Şöyle kalan karnabaharımızı dolaptan aldık. Birazcık ön haşlamasını yaptık. Bir yanda da beşamel sos için tereyağımızı koyduk. Serpil, bu hazır. Harika oldu. Hangisi hazır? Beşamel mi? Hı hı. Okey. Bunu Serpil hemen fırına gönderebilirsin artık. O şeyi alayım ben, karnabaharlarımızı. Hı hı. Geldim. Şunu sana bırakıyorum hayatım. Geldim. Bunların hepsini bence harmanlayıp üzerine birazcık kaşar peyniri. Mesela ben evde olsaydım şu an şey de yapabilirdim Nermin. Bunun arasına bir tane patatesi de böyle dilim dilim. Patates bence peynir arasında olabilir. Biraz zaten peynir üzerine koyacağım için. Aha. Ama ben patatesi şey diye. Şey donmasın beşamel, biraz koyu oldu. Hemen geliyorum. Üstüne gezdir bence. Ay çok güzel oldular. Karnabaharımız az diye hiç dertlenmeyin. Hemen böyle bir patates mis. Aparatif yapın mis gibi. Şimdi efendim onun üzerine beşamali gezdireceğiz ama biz lüle bir havuç salatası düşündük sizler için bugün. Yaklaşık 250-300 gram kadar havuç, yarım limon, 2 yemek kaşığı soya sosu. İstersen bir rondodan da geçirebilirim ama iyi kıvamı. 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı susam yağı, tuz, 1 yemek kaşığı sirça sosumuz var. Ne? Sirraça. Benim onun sesim dönmüyor. Sirraça. Sirraça sos. Bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. 2 dal taze soğanımız var. Susamımız var. Şimdi onu üzerine iyice aralarına girecek şekilde Serpil'ciğim. Evet, elim yandı. Yapalım. Ben de burada şöyle havucumuzu ben metalle yapacaktım Nermin. Ha? Metal. Ben bununla yapayım. O metalimiz dedim. Çok baksana rahat. Ben onu seviyorum ya, belki onunla. Ben de bunu çok seviyorum. Çünkü ettim. Benim annem küçükken hep böyle bir tanesi vardı. Hiç bir sürü yeni alırdım. Annem hep bunu kullanmak ister. Bak ama şey çok değil güzel mi? Alışmış olmak çok önemli evet, böyle. Hiç diyor ki ben bununla soğuyorum. Anne diyorum eskimiş kesmiyor. Hayır diyor. Ama bak ne kadar güzel yapıyor. O tatlım sana öyle geliyor. Annene hiç bak, öyle gelmiyor. Bak ne güzel yapıyor. Vallahi efsane. Lüle lüle bir salata geliyor. Havuç salatasını hiç böyle denediniz mi bilmiyorum ama bu sosla birlikte ekstradan lezzetlendirmeyi hedefliyoruz. Şöyle. Burayı çekelim. Şöyle güzelce havucu nasıl rahatlıkla şöyle gösterelim. Doğradığımızı. Ay Serpil'e alttan yeni birilerini tırtıklıyor. Serpil ne oldu gene? Seni çağırdığını söyledim Nermin, duymadı. Değil mi? Ben çağırınca bana geleceksin. Şöyle güzelce havucumuzu doğradık. Ben aldım ben, gidiyorum. Biraz tamam fırında pişsin. Üzerine olur şey kaşar yapacağım. Kaşar peynirini sona doğru koyalım evet, zaten. Aman ben birazcık bunları kavuracağım. Oldu mu? Yandı mı Serpil? Yok. Bakalım yanmış mı? Yanmış mı?
Bana bak Ebu Bekir. Hayır, yanmamış. Ebu Bekir bak bana. Ebu Bekir'in saçını yormuş. Ay ne güzel olmuşlar. Evet. Bir de bunlar çocukların da çok dikkatini çekiyor. Ben geçen gün gerçekten bunları gördüğüm yerde dedim ki kesinlikle ekranda olmalı. İzleyicimiz çok seviyor. Yani siz böyle görselleri biz de çok beğendiğiniz için biz ekstradan size hazırlıyoruz efendim. Bence yeter Serpil. Aa bence az. Biraz daha mı yapayım Serpil? Yani tabii yani. Serpil'in, yemeyecek miyiz? Serpil'in gözünü doyuralım önce dur. Geleyim sana hemen iki de desteğe. Evet. Destek kuvvet olarak geldim Nermin. Gel. Son 5 dakikamız. Öyle miymiş? Ben gidiyorum. Zaten ben. Ki yemeklerimiz. Tavada bunu bir kavuralım. Yok kavurmayacağız, soslayacağız. Ha pardon bunu soslayacağız, kavurma yok. Ne kadar güzel teknoloji ilerledi artık. Baksana. Evet. Baksana. Ne güzel. Ben şimdi yiyeyim sen rahat ol. Serpil ya. Bunu şey yapayım ha. Ben tironudan geçireyim canı onu. Bir yandan da yağını açalım. Senin yanında. Ha? Ben bunu alıyorum. Yanar mıyım? Yanarsın. Gel. Yanmayayım. Yananı görür Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bile gelmeyecek burada. Bunu böyle güzelce yapıyoruz. Sonrasında sebze çorbası içmeyen çocuklarınız bile bayıla bayıla içecek. Bakıyorum. O şey yanmasın. Alt kısmı indirdik ya. 30 saniye sonra alıyorum. Evet. Şu an bizim için efsane. Efsane bir görsel. Çorbamız da hazır. Hemen şöyle geldim. Burada Serpil'im yağımı eritiyor. Hey, bak. Bunu sunum tabağına alıp mı üstüne dökmeliyim Serpil'im? Bence öyle yapayım değil mi? Tabii tabii. Neredekini kullanayım? Hemen. Şey, bence metalimizi alalım. Metal mi alayım? Ben öyle derim ama sen ne dersin bilmiyorum. Metal burada mıydı? Ha. Evet, daha iyi gözükür. Yakından çekmek isterseniz efendim çorbamızın güzelliğini şöyle gösterelim. Bak, 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 bak. Oh. İpek, ipek. İpeksi dokuya sahip efendim. Hemen Serpil'den aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Cos. Kış çorbası efendim. Her derde deva. Mis gibi kokular. Şu an Nermin'cim, beyaz TV ekranlarında. Rica etsem pilavımızı alabilir misin? Ben mi gideyim? Tamam ben alıyorum. Şundan sen gel. Şöyle bak. Bak bak bak. Of 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 of. Allah'ım. Pilavıma geldim. Kaftalı pilavı. Ebu Bekir'e bak. Ya yerim ben seni, ne güzel kabardın sen annem. Gel 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 gel. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle getirdim. Oo. Şu altının kızarmış mı ona bakalım. Altına. Bakalım Ebu Bekir kızarmış mı o? Kızarmış. Evet tamam o zaman annem. Ay. Şöyle koydum. Hem aktüel bize hem şey. O daha pişmedi biraz sonra. Ay onu şu kabımız olur mu Nermin? Burada ne yaptık? Hemen sosumuzu kısaca özetleyelim. Serpil katmış karıştırmış hepsini. Sıraça sosumu koydum. Acı sosumu koydum. Sıraça sos, acı sos, susam. Başka ne koyduk? Sanıyorum soyan vardı. Susamın vardı. Yağımız var. Pul biberim var, tuzum var. Şimdi bunları da ben oraya geleyim. Oradan çeksin. Bu güzel sosun görüntüsü çok güzel çünkü bak. Bak hocam bak. Bak 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 bak. Aman yarabbim. İki tık kaşığım bir tane bunu var. Bunu balıklarınızın yanına yapın. Et yemeklerinizin yanına yapın. Ama şöyle söyleyeyim. Bu sosla yapın. Havucun bütün lezzetini açığa çıkarıyor. Acı tatlı bir sos o sos ayrıca. Bak bak bak. Ay. Şöyle bütün lezzetlerin açığa çıktı. Sen bir tut ben geliyorum. Tamam.
bak. Sen küçük tav alır mısın Sarp'ın? Çevireyim. Ortasında kas. Mermin susam yağı da bak. Güzel oldu. Efsane bir görsel şov şu an. Gerçekten bütün lezzetlerimizi hazırladık. Ve ekstradan bir tarif daha. Karnabahar greten yaptık. Bir dişi kaşığını son finalde sıyırır mısın bir? Şuraya bakar mısın? Tamam, tamam. Şöyle yapalım o zaman. Hocam, biz bu güzel lezzetleri bir sunumu hazırlayalım. Bir masaya geçelim. Siz de bizim masaya buyurmaz mısınız? Hadi gelin. Evet efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama birbirinden lezzetli, harika tariflerle masamız yine şenlendi. Rabbime sonsuz şükürler olsun, o kadar güzel nimetleri bize sundu ki kaftalı pilavımızı efendim ters çevirdik, üzerindeki bademlerle birlikte içerisindeki gerçekten krallara yaraşır bir sunumla sunabileceğiniz bir ana yemek diyelim biz buna. Sizler için hazırladık. Hemen bir diğer yanda çok lezzetli bir çorbamız var. Karnabahar çorbası yaptık. Yumuşacık içimli, üzerine toz biberiyle birlikte renklendirdik. Diğer yanda milföy yapraklarından hazırladığımız elmalı bir lezzet. İçerisinde efendim harika bir şurubuyla birlikte görsel şov diyebiliriz efendim. Akçağ ağacı şurubunu kullandık ki elmalarımız güzelce yapışsın ve üzerine pudra şekeriyle taşlandırdık. Hemen en başta efendim üzerine susamla birlikte servis ettiğimiz lüle salatamız var. Gerçekten efsane bir lezzet. İçindeki acı soslarla birlikte bambaşka bir görsel oluyor. Şimdi ben burada bunu sizler için kesmek istiyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir dilimi alayım. Hazır mıyız efendim? Hazır mıyız? Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Of 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 of. Dumanı üstünde efendim. Şöyle. Şöyle alıyorum. Çok güzel. Şu iç kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. Bakar mısınız efendim? Tane tane iç pilavı. Şık bir görsel. Şöyle göstereyim. Vallahi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum efendim. Hem de pratik hem de gayet güzel. Biraz aşamalı sadece. İki kişiyle 30-35 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir ana yemek. Efendim, öncelikle tekrardan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim gönlünüzde yatanı hakkınızla hayırlı eylesin. Sonrasında evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçmesini diliyor. Pazartesi aynı saatte Merminle Enfes Mutfağı'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.